Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in 2. kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size matematik dersinizden bursluluk sınavlarına hazırlık soruları çözeceğim, anlatacağım. Şimdi bulunduğunuz şehirde bazen özel okullar çeşitli bursluluk sınavları yapıyorlar. Bu bursluluk sınavlarına öğrencilerin katıldıklarını biliyorum, duyuyorum. Bu sınavlarda okullar kendine özgü sorular soruyorlar öğrencilere. Ama bu soruların büyük çoğunluğu zor sorular oluyor. Bazen böyle uzun, yeni nesil tarzı sorular oluyor. Bu soruları çözerken nasıl kolay yapabiliriz? Bunları sizlere göstereceğim. Çok konuşmadan devam edeyim. Hemen birinci soruyu okuyalım. Öğretmeni Azra'ya geriye doğru sayma ödevi vermişti. Azra defterine 400'den başlayıp geriye doğru 8'er 8'er yazdı. Azra'nın yazdığı 38. sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi 400'den başlayıp 8'er 8'er geriye doğru 38 defa yazarsanız çok uzun sürer. Yazarken şaşırabilirsiniz. Zamanınız boşa gider. Öğretmenim bu işin kolay yolu yok mu derseniz tabii ki var. Şimdi Azra'nın ilk söylediği sayı kaçtı? 400'dü değil mi? 400'den başladı. Bunu yazalım. Bu birinci sayı. Sonra 38 de, yani 38. sayıya gidecek. 38. adıma gidecek. Birinci adım bu zaten. O zaman 37 adım daha atacak. Değil mi? Azra. 37 defa daha sayacak. Kaçar kaçar gidiyor peki? 8'er 8'er. O zaman 37 ile 8'i çarparız. Çünkü 8'er 8'er gidiyor ve 37 defa gidiyor. Bakalım ne kadar gitmiş olacak. Ama geriye gidiyor. Şimdi geriye gitmesini de birazdan anlatacağım. Önce şunu bir çarpalım. 8 kere 7 56. Elde var 5. 8 kere 3 24. 5 de elde 29. Yani 296 sayı daha gitmiş oldu. Nereye gitti? Öne mi geriye mi? Geriye gitti. O zaman ilk birinci adımdan bu 400 sayısından geriye bu kadar gitmiş oldu. 296'yı çıkaracağız. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada 9 kaldı. Komşudan geldiği için. 9'dan 9 çıktı. 0. 3. 2. Yani 3'ten 2 çıktı. 1. Demek ki 104'müş. Yani 38. sayı geriye doğru gittiğinde 104 oluyormuş. Kısa yoldan bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi ikinci soruya bakalım. İşte uzun bir yeni nesil soru. Ali öğretmen bir kartın üzerine 6 basamaklı bir doğal sayı yazdı. Kartı ters çevirdi. Yani öğrencilere soracak. Şu bilgileri verdi. Göstermedi yani. Sayının binler bölüğünde rakamları farklı en büyük 3 basamaklı çift sayı bulunuyor. Hemen biz yapalım bunu. 6 basamaklı da hazırladı değil mi? 6 tane nokta koyalım. Ne diyor? Binler bölüğünde yani şurada rakamları farklı en büyük 3 basamaklı çift sayı. Şimdi rakamları farklı olacak, en büyük olacak. En büyük olduğuna göre 9 ile başlıyor bu. Tekrar 9'u yazamam. O zaman 8'i yazarım. En büyük yapıyorum. 7'yi yazamam. Niye? Çünkü diyor ki çift. O zaman ben buraya 7'yi yazamıyorum. Tek oluyor yani burayı o zaman. 6'yı yazabiliyorum. Bakın burayı yazmış olduk. Devam edelim. Yüzler basamağında en küçük tek rakam var. Şimdi rakamları düşünelim. 0, 1, 2, 3 böyle gidiyor değil mi? Yani 10 tane. 9'a kadar gidiyor. 0'da olduğu için 10 tane. Bunların en küçüğü kim? 0. Ama o olmaz. Tek istiyor. O zaman 1 var demek. İşte. Onlar ve birler basamağında aynı rakam var. Bunu bilmiyoruz. Sayı değerleri toplamı 32. Ha, şu ipucu çok önemli. Yani buradaki sayı değerleri toplamı 32'ymiş. Buradan bulabiliriz şimdi. Bu doğal sayının onlar basamağındaki rakamı diyor. Yani buradaki rakamı bulacağız. Bunun basamak değerini soruyor zaten. Şimdi sayı değerleri toplam 32 olduğuna göre önce şu gördüğümüz rakamları toplayalım. Şunları bilmiyoruz. Toplayalım bakın 9, 8, 6 ve 1. 17, 23, 24. Hepsi 32 oluyormuş. 32'den 24'ü çıkardığımız zaman ne kalıyor? 8 kalıyor değil mi? Yani şu iki rakam 8'miş. Ve ne diyordu? Aynı rakam var diyor. Ha, o zaman burada ne var? 8'i 2'ye böldüğümüzde yani aynı rakam olduğuna göre 4 var demek ki. İşte bulduk. Bakın. Ve onlar basamağında 4 rakam olduğuna göre bu rakamın basamak değeri de kaç oluyor? 4'ün değeri 40 oluyor. Yani cevap B şık. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Benim de çok sevdiğim bir çizgi film var, değil mi? Taş Devri. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Fred Çakmaktaş arabasıyla işe gitmektedir.
Patronu bu ay maaşına zam yapacaktır. Patron en yakın yüzdeye yuvarlandığında 800 olan en büyük ve en küçük sayıların toplamı kadar zam yapacağını söylemiştir. Fred maaşına ne kadar zam alacaktır? Şimdi 800 olan yani yuvarlama yapıldığında en yakın yüzlük olarak yuvarlandığında 800 olan en küçük sayıyı ve en büyük sayıyı bulacağız. Şimdi burada öğrencilerin yaptığı şöyle bir hata oluyor. En küçüğü buluyorlar. Şimdi 800'e yuvarlanan en küçük sayı 750. Değil mi? Neden 750? Çünkü son iki basamağın 50 olduğu için öne gidiyor. 749 olmuyor mesela. 749 700'e dönüyor yani. 750, 751, 752 bunların hepsi 800'e gidiyor. Ama en küçüğü 750. Bunu buluyorlar. En büyük ise 799 zannediyorlar ama değil. En büyük sayı 849. Çünkü 800'ün önünde olanlar ve yuvarlandığında geriye dönenler var. İşte bunların en büyüğü 849. Ve bunların toplamı kadar zam alacakmış. O zaman toplayalım. 849 ile 750'yi toplarsak Fred'in alacağı maaşı zam mı göreceğiz. 9. 1599 TL zam alacakmış. Cevap A şıkkı. Diğer sorumuz. Bir okulda 197 erkek, erkeklerden 19 fazla kız öğrenci vardır. Okuldaki 36 öğretmenin de katılımıyla Luna Park gezisi yapılacaktır. Geziye götürecek otobüsler 42 kişilik olduğuna göre okula kaç otobüs gelmelidir? Yani çocukları ve öğretmenleri taşıyacak kaç tane otobüs gerekiyor? Şimdi önce öğrencileri bulalım. Erkekleri biliyoruz da. Kızların sayısını bulalım. 19 fazlaymış kızlar. Önce şu kızların sayısını bir öğrenelim. 7, 9 daha 16, 10 oldu 11. 216 kız öğrenci. Şimdi kızları koyalım. Erkekleri koyalım. 197 bir de öğretmenler var 36. Gidecek herkesi bir toplayalım bakalım. Kaç kişi geziye katılacak? 6, 7, 13, 6 daha 19, elde var 1, 2 oldu. 9 daha 11, 14, 3 oldu 4. 449 kişi geziye gidecek. Şimdi 449'u 42 kişilik otobüslere yerleştirelim bakalım. Kaç otobüs lazım? 4'te yok, 44'te 42 bir kere var. 42 oldu. Çıkaralım. Ne kaldı? 2. Geliyor, getiriyoruz yukarıdan 9'u. 29'da 42 var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır koyuyoruz. Şimdi 10 tane otobüs gelecek bir kere. Bu garanti. Fakat bakın 29 tane de kalan var. Bu kalanlar geziye gitmesin mi? Gidecekler değil mi? O zaman bu kalanların içine oturması için bir otobüs daha gerekiyor. Yani bir otobüs de burada lazım bize. Yani biz burada 10 sayısını bulunca hemen A şıkkını işaretlemeyeceğiz. Kalanları göz ardı edemeyiz burada. Bunların da geziye gitmesi gerekiyor. Ve onlar için de bir otobüs daha çağırmak gerekiyor. Yani cevap B şıkkı oluyor. Geldik 5. soruya. Benim sorum. Kendi adımı yazdım bu soruya. Devam edelim. Bülbül öğretmen bölme işlemiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Bölme işleminde bölünen sayı bilinmiyorsa bölen ve bölüm çarpılır. Varsa kalan toplanır. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Yani bölme işleminin sağlamasını söylüyoruz yani buradan. Ardından şu soruyu sormuştur. Kalansız bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 175'tir. Bölüm 8 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Ya Bülbül öğretmen çok acımasızsın. Çocuklara, öğrencilere yani ne var şurada sayıları söylesen? Bilmece gibi sormuşsun. Evet. Bilmiyoruz. Bölünen ile bölenin farkı. Şimdi ben burayı bilmiyorum. Burayı da bilmiyorum. Bölünen ile bölenin farkı 175. Bölüm 8. Allah'tan şunu biliyoruz yani. Ve kalansızmış. Kalan yokmuş yani sıfır. İyi bari. Şimdi buluruz. Nasıl bulacağız? Şöyle. Şimdi ne diyordu Bülbül öğretmen yukarıda? Diyordu ki şuradaki bölünen sayıyı bulmak için şuradaki 8 ile şuradaki bölen sayıyı çarparsınız diyor. Varsa kalan toplarsınız diyor. Ama burada kalan yok zaten. Şu ikisini çarpınca bu bölünen sayı bulunuyor değil mi? Ben bölen sayıyı bilmiyorum ya. O zaman buraya boş bir kutu koyayım. 8 de kutuyu çarpınca burası oluyor. Yani 8 çarpı kutu 8 kutu eder. Bakın şuraya bir resmini yapayım yani. Demek ki burada 8 kutu var yani. Bilmiyorum. İşte şimdi bakın bir yerlere varabildim. İlerliyorum. Ne diyordu? Bölünen ile bölenin farkı. Yani şu 8 kutudan
Bir kutuyun farkı çıkarması yani. Şöyle yazayım. 8 kutu eksi 1 kutu eşittir. Ne demiş? 175. He. Şimdi ilerleyebilirim. 8 kutudan 1 kutuyu çıkarsam ne kalıyor? 7 kutu kalıyor değil mi? 7 kutu eşittir 175. Şimdi ben 175'i 7'ye bölsem 1 kutuyu öğrenirim. Şurada kenarda böleyim. Minicik bir yer kaldı ama neyse bölelim. 1 de yok. 17'de 7. 2 tane var. 2 kere 7. 14. Çıkarıyorum. 3 kaldı. 5'i getiriyorum. 35'te 7. 5 kere var. 5 kere 7. 35. İşte 1 kutu 25 çıktı. İşte buldum bölen sayıyı. Bize ne diyordu? Bölünen sayı kaçtır diyordu. 8 çarpı 25 oluyor o da. Değil mi? 8 kutu yani. 25 ile 8'i çarptığımız zaman ne oldu? 200 oldu. Demek ki cevap B şıkkıymış. Çok zor gibi görünen, biraz karmaşık görünen soru. Bakın ne yaptım? İçindeki ipuçlarını böyle yazarak, bir resim çizerek adeta ortaya çıkarmış oldum. Verilen ipuçlarını değerlendirdim. Sizin karşınıza böyle bir soru çıkarsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Geldik Bülbül Öğretmen'den Sevil Öğretmen'e. Onun sorusuna. Sevil Öğretmen tahtaya bir çıkarma işlemi yazdı ve sonucu buldu. Sonra öğrencilere şöyle dedi. Bu işlemde eksilen sayıyı 250, çıkan sayıyı da 150 artırırsam fark nasıl değişir? Şimdi öğretmenin söylediklerini uygulayalım. Ne yapmış? Bir çıkarma işlemi yapmış değil mi? Şöyle bilmiyoruz ne olduğunu. Ve farkı da bilmiyoruz. Şuraya da fark diyelim. Yalnız sevgili öğretmen şunu diyor. Diyor ki eksilen sayıyı 250, çıkan sayıyı da 150 arttırıyorum. Şimdi eksilen sayıyı ilk önce arttıralım. Yukarı doğru, ileri doğru götürelim. Ne kadar? 250 arttı. Aralarındaki fark, bakın şu çıkarma işlemi, bakın şunun ikisinin arasındaki farkı buraya yazmış oluyoruz aslında çıkarma işleminde. Bu fark şu anda arttı mı azaldı mı? Tabii siz cevap veremiyorsunuz, size ben anlatıyorum. Kendim sordum, kendim cevaplayayım. Buradaki fark arttı. Çünkü bu ileri gitti. Büyüdü. Aralarındaki uzaklaştı yani, ileri gitti bakın. Bu burada duruyor şu anda. Aralarındaki fark çoğaldı. Demek ki 250 çoğalıyor. Peki bu ne yaptı? Bu da arttı. Bu da ne kadar arttı? 150 arttı. Ama aralarındaki farkı biraz azaltmış oldu. Bu şimdi kaçtı, uzaklaştı. Aralarındaki fark çoğaldı. Bu da ileri gidince aradaki farkı tekrar biraz düşürdü. O zaman ne yapacağım ben? Bu ikisinin arasındaki farkı bulacağım. Yani 250'den 150'yi çıkaracağım. 0, 0, 1. 100 kaldı. 100 arttı mı bu fark? Azaldı mı? Artma daha fazla olduğu için, yani ileri gitme, bu daha uzaklara gittiği için büyüme daha fazla oldu. O zaman 100 artar diyeceğiz. Şimdi ben size bunu somut bir örnekle de göstereceğim zaten. Cevap değişik. Nasıl somut? Şöyle sevgili öğretmenin söylediklerini bir çıkarma işlemi yapalım. Biz kendimiz yapalım. Mesela şöyle yapalım. 500 sayısından 200'ü çıkaralım. Fark da 300 olsun. Değil mi? Şimdi öğretmenin söylediklerini uygulayalım. Ne diyordu? Eksilen sayıyı 250 arttıralım. Yani şu anda 500 olan sayıyı 750 yapalım. Diğer sayıyı da 150 arttıralım. Bu da 200'de 350 oluyor 150 artınca. Yeni farkı görelim bakın. 0, 0, 400. Önceden kaçtı fark? 300. Şimdi ne oldu? 400. Ne oldu? 100 sayı artmış oldu fark. Biz ne bulduk? 100 arttı. Bakın cevap 100 artar. İster böyle yapabilirsiniz kısa yoldan, isterseniz deneyerek de bulabilirsiniz. Geldik 7. soruya, son soru. Mustafa şifreli yeni bir çanta aldı. Soru çok uzun değil mi? Olsun, okuruz yaparız. Defterine A artı 3 bölü 12 şeklinde bir basit kesir yazdı. Bakın bu önemli bir ipucu. Basit kesirmiş bu. Devam edelim. Daha sonra B artı 6 şeklinde, yani B artı 6 bölü 15 şeklinde bir bileşik kesir yazdı. Bakın bu da bileşik kesirmiş. A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı ile. En büyük doğal sayı gelecekmiş buraya. Ama kaç olacak? Yapalım isterseniz onu ama neyse devam edelim. Önce soruyu bitirelim. B yerine yazılabilecek en küçük doğal sayıyı çarptı. Bulduğu sayıyı not etti. Daha sonra çarpım sonucunun yarısını alıp o önceki sayının yanına yazdı ve çantasının şifresini oluşturdu diyor. Çantanın şifresi nedir? Şimdi uygulayalım. Neydi? A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı. Şimdi basit kesir olması için 12 olduğuna göre paydada en büyük 11 olabilir burada. 12'de 12 olmuyor. 12'de 12 bileşik kesir oluyor. 11 olması için A'nın yerine kim geliyor? Bakın 3 var zaten.
O zaman ben buraya 8'i koyabilirim. En büyük. İşte buldum bakın A harfini. Gelelim ikincisine. Bileşik kesir olacakmış bu. 15 var. Ama diyor ki en küçük olsun. En küçük bileşik kesir olması için ikisinin eşit olması lazım. Ha buradaki büyük de olabilir. 16, 15, 16 bölü 15, 17 bölü 15 daha büyükler olabilir. Ama en küçüğü yapacağım için burasının 15 olması lazım. Bakın bileşik kesir. Burası 14 olamaz. Olursa bile basit kesir olur o zaman. Neyse uzatmayalım. 15 bölü 15 bu bileşik kesir. En küçük. Şu anda 6 var zaten. B'ye ne vereceğim o zaman? Kaç? 15 edecek ya. 9 vereceğim yani. 9, 6 daha 15. B harfi de 9 oldu. Sonra A ile B'yi bulmuş ve bunları çarpmış. Yani 9 ile 8'i çarpmış. Çarpalım. 72 oldu. Bu sayıyı not etmiş. Tamam o dursun kenarda. Daha sonra çarpım sonucunun yarısını alıp yani şu 72'nin yarısını almış. Bir şeyin yarısı nasıl alınır? İkiye bölersin. Bir elmanın yarısını nasıl bulursun? Bıçakla ikiye ayırırsın. İkiye kesersin değil mi? Onun gibi yani. Sayıların yarısı da ikiye bölmek demek. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 72'nin yarısı da 36. Ve önceki sayının yanına yazmış bunda. Yani 72'nin yanına yazıyor. Ve şifreyi oluşturuyor. 72'nin yanına bulduğu bu sayıyı da koyunca bakın şifre neymiş? 7236, 7236 oldu yani. Cevap B şık oldu. Sorularım bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.